Şiddet olaylarının tırmanışa geçtiği Güney Amerika ülkesi Ekvador'un en büyük çetelerinden Los Choneros'un elebaşı Jose Adolfo Masias Salazar'ın Guayaquil kentinde bulunan hapishaneden kaçmasının ardından ülkede 60 gün sürecek olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, kararın ordunun firari elebaşının yerini tespitine ve isyan çıkan cezaevlerinde iç güvenliği sağlamasına olanak tanıyacağını vurgulayarak, ordunun eylemlerinde tüm siyasi ve hukuki desteğe sahip olması için olağanüstü hal kararnamesini az önce imzaladım ifadesini kullandı. Devlet Başkanlığı İletişim Genel Sekreteri Roberto Izurite, FİTO kaplı çete elebaşı Jose Adolfo Masias Salazar'la birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması üzerine 3 bin güvenlik gücüyle operasyon başlatıldığını, bu kişilerin son derece tehlikeli olduğunu söyledi. İzuriyete, devlet başkanı Noboa'nın bu olay nedeniyle OHAL kararnamesini imzaladığını, bu süreçte gece 23 ile 05 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Yerel basına göre 60 gün uygulanacak o hal kararının ardından suç örgütleri çok sayıda polisi kaçırdı ve araçları ateşe verdi. Ekvador Emniyet Biriminden yapılan paylaşımda polislerin kaçırıldığı doğrulanarak kaçırılan meslektaşlarımızın yerlerinin tespit edilmesi ve faillerin yakalanması için özel birlikler görevlendirildi. Bu olayların hiçbiri cezasız kalmayacak ifadesi kullanıldı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda çete üyeleri tarafından kaçırıldıktan sonra başlarına silah dayanan polisler, devlet başkanı Noboa'dan yardım isterken görüldü. Ülkenin çeşitli noktalarında patlamalar yaşanırken bazı şehirlerde araçların kundaklandığı bildirildi. Guayaquil kentinde silahlı gruplar 8 sivili öldürdü, 2 kişiyi yaraladı. Kentin belediye başkanı Aquiles Alvarez, silahlı saldırganların araçlara rastgele ateş ederek 5 kişiyi öldürdüğünü ve bir yedek parça deposuna da baskın düzenleyerek 3 kişiyi katlettiğini söyledi. TC Television isimli devlete ait televizyon kanalının Guayaquil kentindeki stüdyosu canlı yayın sırasında silahlı kişilerce basıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yüzlerini maskeyle kapatan kişilerin stüdyoda bulunanları rehin aldığı, spikerin cebine patlayıcı madde koyduğu görüldü. Görüntülerde ayrıca gruptan bazılarının kameraya ellerindeki el bombası dahil çeşitli patlayıcıları göstermesi yer aldı. Ekvador Polis Teşkilatı Müdürü Sezar Zapata, televizyon stüdyosuna baskın düzenleyen silahlı kişilerin tamamının gözaltına alındığını bildirdi. Kaç kişinin gözaltına alındığına dair bilgi vermeyen Zapata, bu terör eylemi olarak değerlendirilmesi gereken bir harekettir diye konuştu.